Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Borispol Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor. Bu tahliye operasyonu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki en büyük tahliye operasyonlarının bir ayağını oluşturuyor, Ukrayna operasyonu. Bugün 350 kişilik bir uçak geldi. 350 kişilik uçağı tamamı dolması bekleniyor. Yani nereden bakarsak 300'ün üzerinde bir yolcu bugün Türkiye Ukrayna'dan götürülecek. Uçağın Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Havaalanı girişinde dereceler ölçüldü. Yüksek derece olan yolcunun hazır beklenen ambulanslarla tekrardan şehre götürüldü, hastanelere sevk edildi. Belge kontrolleri yapılıyor. Belgeler tam olan bütün yolcular uçağa alınması bekleniyor. Şu anda burada Türk Hava Yolları uçağı geldi. Daha önce Ukrayna'dan 298 kişilik bir tahliye gerçekleşti. Bu hafta gerçekleşen 3. tahliye uçağı. Yoğun güvenlik önlemleri var. Çok sayıda Türk var ve birçoğu Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyorlar şu anda Ukrayna'dan. Ankara'ya gidiyoruz. İnşallah diye düşünüyoruz. İnşallah öyle düşünüyoruz. Birisi diyor Sivas'a gideceğiz. Birisi diyor İzmir'e. Sivas'tan Tokat'a geçeceğiz. Ama inşallah iyi olacak. Mesela yani. Memleketin durumu vallahi kötü olmuş. İnşallah iyi olacak. Onu umut ediyoruz. Biz böyle beklemiyorduk yani. Kolay gelsin oğlum. Sana bir şey diyeyim mi? Net beni görür tanır memleketliler. Ukrayna'da tahliye olan en son yüksek oğlu benim. Sana bunu söyleyebilirim. Ülkenin sağlık şartları epey bir kötü olduğu için yani Türkiye'ye göre yaklaşık bir 50 yıl geride diyebiliriz. Ya hastaneleri falan kötü. Ki ikinci sınıf vatandaş bile değil. Yani diri diri yakalar bize. Mecbur gitmek zorundayız. Та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Gururla 23 Nisan günü bayrağımızı açtık. Bayrağımıza yüksek bir alkış yok mu arkadaşlar? Alkış yok mu bayrağı her zaman önüne kadar virüs diye taşırız. Ayrıca bizlerin burada tahliyesini
gerçekleştiren hiçbir ülkenin yapamadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bu tahliye operasyonunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve konsolosumuza tüm emeği geçirdiğine teşekkürler ediyoruz. Ben önce konsolosumuza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Büyükelçimiz de burada, hep beraber. Büyükelçimize de teşekkürler ediyoruz. Sayın Büyükelçimize. Ben önce Büyükelçimize ve konsolos çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizi her şekilde güzel gönderdiler. Gerçek söylüyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Bakanımızın dediği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonu değil mi Sayın Büyükelçim? Hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz, siz değerli büyükelçilerimiz sayesinde, tüm görevler sayesinde, bakanlarımız sayesinde çok şükür yaptılar bizden. Bu anlamlı güne de denk gelmesi ayrı bir güzel. 23 Nisan. 100. Korona böyle yaptı ama biz o koronayı 100. yılda bile takmadık. Evet. Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Yüldere de burada hazır bulunuyor. Tahliye operasyonlarının yerinde inceliyor. Bu son uçak olması bekleniyor. Bu hafta kalkan 3. uçak. Daha önce bir 298 kişilik bir uçak kalkmış. Bir de 178 kişilik uçak kalkmıştı Türkiye'ye. Bu hafta gerçekleşen kalkan 3. uçak olacak ve en büyük uçak. Ukrayna başkenti Kiev'de Boryspol Havalimanı'ndayız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin koronavirüs nedeniyle gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonlarının Ukrayna ayağındayız. Bugün Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden, Harkiv, Odessa gibi şehirlerinden başkent Kiev'e gelen Türkiye vatandaşları bugün Türk Hava Yolları'nı gönderdi. 350 kişilik bir uçakla Türkiye'ye uçacaklar. Büyük bir tahliye operasyonu. Birçok şehirden insanlar geldiler. Havalimanı girişinde yolcuların dereceleri ölçüldü. 37 derecenin üzerindeki yolcular hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Burada Türkiye'ye gidecek yolcuların 14 günlük karantina süresi sonrasında şehirlerine dağılması bekleniyor. Ukrayna, Yunus Erdoğdu, Kiev.